Merhaba arkadaşlar, bugün Blender Cycle Standard'da bir elmas materyali nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Yine not editörü kullanaraktan şuradan Star Skin Keys biz özelini açalım. Büyütelim şu şekilde. Şimdi arkadaşlar kutumuzu silelim. Şöyle silelim. Burada hemen şunu da göstereyim size bari. Uğraşmadım. Bakın şurada Add Kurve'den Extra Object'i işaretleyip Save User Setbox dediğiniz anda ekstradan objeleriniz eklenecektir. Sağ tuş Mesh. Ben buradan hemen basit obje Gem elmasını alalım arkadaşlar. Hemen düzeltmemiz gereken bir nokta var. Hemen tab'a basıyoruz. Aynen çıkalım. Şuraları yüzeysel moda geçelim. Sağ tuşunu seçelim. W burayı flip normal diyeyim. Çünkü oranın şeyi yüzeyleri ters. 5-1 hemen GZ eksenini de yukarı kaldıralım. Bakalım tam da oturmuş. Hemen şunu bir plane yapalım. Sağ top biraz büyütelim. Geri dönelim. Biraz şunu yukarı kaldıralım. Bunu düşüreceğiz. Üstün fizik. Buna add aktif diyoruz. Şuna add pasif diyoruz. Şuna gelip change object'ten mesh diyelim. Bir deneyelim. Harika. Kendisi burada. Şuradan şu şekilde bakacağız. Şuradan blender cycle standard açıverelim. Şimdi buradan buna bir HDR ekleyeceğiz arkadaşlar. Background ever normal open diyelim. Document keyshot 4 ever normal dual light open. Şuradan bir tane seçelim. Değil. Değildik. Şu olabilir. Evet. Bir render moduna geçelim bakalım ışık açtırması nasıl. Ben bunu 1.5 yapayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şurayı not editöre çevireceğiz ama bilgisayar kastığından. Ne oldu şu an anlayamadım. Evet şimdi oldu. Renderlik bir şey oldu mu? Render moduna geçeriz. Not editör diyelim. Şimdi bunu seçelim arkadaşlar. New diyelim. Ve diffuse şeylerini acımadan siliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan shader glass shader. Shift'e bir kopya. Shift'e bir kopya daha. Şu an burada 3 tane cam materyali oluşturduk arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Şuna gelelim arkadaşlar. Bunun color kısmına gelelim ve de G'sini 0, B'sini 0 yapalım ve şu an bir kırmızı renk elde ettik. Buradaki roundness değerini 0.01, EOR değerini 2.42 yapalım. Kademe kademe gidiyoruz. Gelelim buna. Burada R'yi RD 0 yapalım ve de B'yi de 0 yapalım. Burada bir yeşil renk elde ettik. Bunun da değeri 0.001. Bunun IOR değeri 2.43. Gelelim şuna arkadaşlar. Şu değil. Burada mavi renk elde ettik. Yine 0.1 diyoruz. IOR değeri 2.46. Şimdi arkadaşlar elmas materyalimiz hazır ama bunlar birbirine bağlayacak bir karıştırıcı da eklememiz gerekiyor. Birbirine bağlayacak eklemeler. Shader, Add Shader. Bir tane şuraya kopyasını alıyoruz arkadaşlar. Bunu buna bağlayalım. Bunu da buna bağlayalım. Bunu buna. Bunu da buna bağlayalım. Şimdi buradan render moduna geçelim. Şu an gördüğünüz gibi siyah. Bildiğiniz simsiyah bir şey. Ve bunu da servisa bağladığınız anda işte size alın. Bir elmas materyali. Şu an böyle ne olduğu belirsiz bir şekilde gözükmesi gayet normal. Şu an real time render aldığı için biraz
zaman alabilir. Şu an 3. aşamasında. HDR'ın etkisi de belli oluyor. Bunu render aldıktan sonra Photoshop'ta Coastic efekti ekleyebilirsiniz. Ben şimdi o aşamaya girmeyeceğim. Sadece materyalin nasıl yapıldığını göstermek için böyle bir ders videosu çekiyorum. Ama elmasımız çok keskin hatlara sahip geldi bana. Ben hemen bir tat aile hepsini seçelim. Şuradan noktasal moda geçelim. Ctrl B. Hadi. Bulmadık. Ctrl B. Aha, evet. Çok ince bir ayar. Bir dakika arkadaşlar. Mouse şuraya çekiyorum. Ctrl B. Evet. Bir dakika. Şuradan direkt bevel versek. Aynen. Hesaba denk geliyor zaten. Hesaba denk geliyor, evet. Şöyle biraz düşürelim. Düşürelim biraz daha. Tamamdır. Sub Service de ekleyelim. Tab'dan çıkalım. Bir de bunun üzerine smooth verirsek biraz daha böyle afilli bir elmasımız oluyor arkadaşlar. Tekrar render diyelim. Bakalım nasıl oldu. Aslında parke yapım hakkında bir ders çekecektim ama şu an fazla boş vaktim olmadığı için hemen bunu aradan çıkartayım dedim. Biraz arayı açmayalım dedim. Şimdi bakalım arkadaşlar biraz daha. Hani bu meşhur bir fizik olayı vardır ya. Beyaz saf ışık böyle bir camın içinden geçtiği zaman 7 ana renge bölünür ya. O tarz bir şey oldu. Şu an burada 3 tane renge bölündüğü için herhangi bir anormal bir durum yok. Çünkü elmasların genelinde böyle bir kırmızı, yeşil, mavi tonlardan renkler oluşuyor. Saf ışığı aldığı için. Aslında buradaki glass kısmını çoğaltıp farklı işlemler yapabiliriz ama böyle daha iyi. Hiç karıştırmaya gerek yok. Bu şekilde yani elmas için bu denli bir materyal yapımı gayet güzel, hoş. Şu an 9. da 10. da halen bir noise tema var. Bunun nedeni real time'den ötürü. Şimdi arkadaşlar render hakkında bir şey göstereceğim size. Yani önemli. Şimdi bakın burada arkadaşlar 1920x1080 diyor. Siz sakın bunu 1920x1080 aldığını sanmayın. Çünkü buradaki kaliteyi bunu programlayan arkadaş %50 yapmış yani. %50 oranında render alıyor. Yani 1920x1080'i ikiye bölün. O şekilde bir render alıyor. Bunu %100'e çıkarttığınız zaman tam 1920x1080'lik render oluyor. Gel gelelim şurada bazı render ayarları var. Ben genelde şu ikisini kullanıyorum arkadaşlar. Geri kalanı hiç karıştırmadım. Ben şu ikisini kullanıyorum. Burada sample değerini diğer derslerden birini anlatmıştım. Şuradaki render değerini ne kadar yükseltirseniz noise deme oranı azalır. Ben denemek için buna 300 sample uyguladığım halde bile noise tembeler vardı yani bu normal bir şey mi dersem artık anormal derecede bir şey mi desem farklı bir etki yarattı. Gene gelelim arkadaşlar burada performans kısmına. Burada bakın x64 y64 bunlar render alan kutucuğun büyüklükleri. Siz bu render alan kutucukların büyüklüklerini büyüttüğünüz zaman render alırken kutucukların boyu büyüyor. Şu an bu 64 yani 64 piksellik render kutucukları var. Siz bunu 256, 1024 veya da daha da arttırarak şey yaparsanız render kutucukları büyüyor. Ama ve lakin demem gereken de bir şey var. Ne kadar büyütürseniz render sırası uzuyor. Yani normalde de uzuyor. Ama bunu büyüttükten sonra da aynı şekilde uzamaya devam ediyor. Yani ikisi de aynı hesaba denk geliyor. Bunları da belirteyim dedim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir elmas materyalimiz oluştu. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanala biraz da böyle hazırsızlık başladığım için arada takılmalar dedim. Kusura bakmayın. Şu an arka planda bir hışırtı varsa gerçekten nereden geldiğini bilmiyorum. Bir mikrofonla alakalı bir sıkıntı bilmiyorum. Şu an mikrofon bana bayağı bir yakın. Herhangi seste bir sıkıntı varsa gerçekten özür diliyorum. Yani çözemedim bu sıkıntının nasıl kaynağını. Kanala abone olan arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince ders çekmeye devam edeceğim. Bunun yanı sıra bir anda böyle prof modellemeler değil de böyle basit yani Blender'a yeni yeni başlayanlar arkadaşlar için de
Böyle basit modelleme dersleri de gelebilir. Gelir demiyorum. Gelebilir. Çünkü zamandan ötürü ufak bazı sıkıntılarım olabiliyor arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım konuyu yani. 5 dakikalık bir dersi 10 dakika uzatmanın lüzumu yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Daha yeniyim. Bazı konularda takıldığım yani konuşurken takıldığım noktalar varsa gerçekten özür dilerim. Çünkü daha önce fazla ders çekmişliğim yok yani. Bildiklerim var ama genelde yardım ederek Facebook'tan falan yazarak yardım ediyorum arkadaşlarım genelde. Yeni yeni video çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Kusurum oluyorsa çok özür dilerim. Sürçülisan ettiysek affola. Herkese iyi günler. Kolay gelsin.